Merhaba. İyi Parti kurucusu Aytun Çıray 10 Kasım'da Flash TV'de katıldığı yayında aynen şöyle söyledi. Sayın Akşener masadan kalktıktan sonra gizli olmayan bir ortamda ve resmi toplantı başlamadan önce ben devlete karşı son görevimi yaptım dedi masadan kalkmasıyla ilgili. Bu iddianın üzerinden bir aydan fazla zaman geçti. Özellikle bekledim. Ne Akşener ne İyi Parti sözcüsü ne de herhangi bir partili yalanlamadı. Oysa aynı Aytun Çıray'ın geçenlerde AKP ve İyi Parti İzmir için anlaştı gibi bir iddiası olmuştu. Parti sözcüsü derhal yalanladı mesela bunu. Aytun Çıray Akşener'e baştanışmanlık yapmış tecrübeli bir siyasetçi. Son seçimin ardından istifa etti. Öfkeli olabilir lakin ağzından çıkanı kulağa duyar. Tabii Akşener bu cümle benim dese ayrı dert demese ayrı. Onun için lafı ortada bırakmaktan başka çaresi yoktu. Burada mesele Akşener de değil. Konu bu ve benzer tiplerle temsil edilen muhalif siyasete toplumun uyanması. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme videosuyla Sadat'ın kapısına dayanarak filan fera bir kampanya götürmedi. Fakat jubilesi çok kötü oldu. Hele Ümit Özdağ'la yaptığı o protokol yok mu? Tabuta son çivi. Akşener geri kalır mı? Her gün sandalyesini tekmeliyor. Eski MIT müsteşarı Teoman Koman'ın talebesi olmakla övünen Meral Akşener. Muhalefet liderleri özellikle 2018-2023 iki seçim arasında KHK'lara sahip çıkmıyorlar, açık yüreklilikle mağduriyetlerin altını çizmiyorlar, ağızlarından görevlerine iade edeceğiz diye kaçırınca da hemen bunu düzeltiyorlar, kritik konularda anlaşılmaz biçimde iktidara payanda oluyorlar diye eleştiriliyordu. Saray yargısından korkuyorlar, Erdoğan'dan çekiniyorlar deniliyordu. Korktukları Erdoğan değilmiş. Ben devlete karşı son görevimi yaptım. Kimse o devlet ve o devleti tutanlar onlarmış. Ne söz verdilerse artık. Görüldü ve görülüyor ki Erdoğan'ın iktidarda kalmak için özel bir çaba harcamasına gerek yok. 2014'ten bu tarafa birileri onun namına saha temizliği yapıyor. Durum bu. Türkiye bu rejimde onlarca yıl geriye düştü. Fakirlik katlandı. Milyonlar terör soruşturması altında. Tutuklu ailelerine yardım edenler bile toplanıyor. Cezaevlerinde işkence ve kötü muamele sıradanlaştı. Umut tükenince intiharlar arttı. Basın susturuldu. Aydınlar içeri tıkıldı. Milyarlarca dolarlık mala mülke çöküldü. Milletin canına okudular. KHK'lılar vebalı muamelesi görüyor. Gelecek görmeyen milyonlarca genç Batı'da ülke bakıyor. Toplumun en az yarısı Erdoğan'dan ve partisinden nefret ediyor ve son seçimde bunu değiştirebileceğine inandı. Saray muhalefetine gelince. Evet, artık böyle tanımlamak gerek bunları. Saray yargısı, saray medyası, saray sözcüsü gibi. Saray muhalefetine gelince bunu anlıyor gibi yaptılar. Çözeriz dediler zor değildi nitekim tek başına normalleşme bile sorunların yarıdan çoğunu kendiliğinden halledecekti. Olmadı. Tren bilmem kaçıncı kez kaçtı. Sayın Akşener masadan kalktıktan sonra gizli olmayan bir ortamda resmi toplantı başlamadan önce ben devlete karşı son görevimi yaptım dedi masadan kalkmasıyla ilgili. Devlete karşı son görevimi yaptım ha? Batsın o devlet ve siz de altında kalın e mi? Kaldınız zaten.